Şüphesiz Allah Celle Celaluhu rızıklarınızı taksim ettiği gibi ahlakınızı da taksim etmiştir. Biz doğmadan rızkımız taksim edilmiş miydi? Edilmişti. İnsanoğlu doğmadan Cenab-ı Hak herkese rızkını taksim etmiştir. Herkesin rızkını belirlemiştir. Aynı şekilde nasıl ki rızık yazılmış ise ahlak da yazılmıştır. Dolayısıyla biz doğmadan önce cömert, cimri, sinirli, sinirsiz, yumuşak, sabırlı, sabırsız, ne kadar güzel veya çirkin huylar varsa bunlardan da herkesin nasibi, rızkı yazıldığı gibi yazılmıştır. Peki, rızık konusunda her birimizin rızkı yazılmış mı? Yazılmış. Dünya gelmeden görevli meleklere teslim edilmiş mi? Edilmiş. Peki şunu diyor muyuz? Nasıl olsa benim rızkım yazılmış, benim çalışmama gerek yok diyor muyuz, demiyor muyuz? Demiyoruz. Ne yapıyoruz? Sebeplere tevessül ediyoruz. Tarlayı kazıyoruz, tohumu ekiyoruz, gübresini atıyoruz, sulamasını yapıyoruz. Neticeyi bekliyoruz. Allah-u Teala rızkı yazmıştır. Sebeplere tevessül etmek bizim görevimizdir. Biz de rızkımızı helalinden arayacağız. Hani bir başka hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, şüphesiz Allah Celle Celaluhu rızıklarınızı yazmıştır. فَاَجْمِلُوا ف۪ي طَلَبِ الرِّزْقِ Rızkınızı talep ederken güzel yolları seçin, hırçınlaşmayın, çok elde edeceğim diye gayri meşru yollara tevessül etmeyin. Senin rızkın zaten yazılmıştır. Sen onu güzel yoldan, helal yoldan ara. Ben bunu haramdan almazsam açlıktan ölürüm deme. Öleceksen zaten ölürsün sen. Şimdi kıymetli dostlar, rızıklar Allah tarafından taksim edilmiştir. Huylar da Allah tarafından taksim edilmiştir. Peki rızıkta neyi bulmak mecburiyetindeyiz? Helalinden olanı aramak mecburiyetindeyiz. Ahlakta da neyi aramak mecburiyetindeyiz? Güzelini aramak mecburiyetindeyiz. Yarın ahirette mizanda en çok ağırlık teşkil edecek olan namaz mıdır, oruç mudur, zekat mıdır? Güzel ahlaktır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.